Spring Sample 2'yi şöyle kopyalayalım. Paste diyelim. Buna da Spring Sample 003 diyelim. Şimdi burada Person klasımızı açalım. Model için oluşturduğumuz Person klasını açtı. İşte burada iki tane alan belirleyelim. Private int id. Yine private string name diyelim. Yine control space'e basıp şöyle constructor. İlk önce bir içi boş bir constructor yapılandırıcı oluşturalım. Bir tane de parametre alan constructor oluşturalım. Parametre alan constructor oluşturmak için yine sağ tuş search'ten ne yapabiliriz? Generate constructor diyebiliriz. Using file veya şurada quick access'ten constructor constructor using file dedik. İki alan seçiliyken ID ve name alanları seçiliyken böyle bir yapılandırıcı oluşturalım. Şu süper sınıfına gerek yok. Şunu silelim. Şöyle bir de toString metodumuzu oluşturalım. Yani şu speak metodunu biz yazdık. Şuraya gelip şöyle toString generate toString dedik. Yine toString metodumuzu da böyle bir ekleyelim. Şu beans XML'e açalım. Beans XML'i. Bakın burada beans kısmına geldik. Şöyle person bean'i üzerinde şu name'i aslında gerek yok. Şu bunu silelim. Şu person klası üzerinde şöyle sağ tuş. Bakın constructor argüman ekleyelim bir tane. Constructor argümanımızın ID'si name bunun name'ine ID diyelim ID. Bunun value'suna da şöyle 777 diyelim. Type'ına da tipine de int diyelim. Integer tipinde. Bakın constructor argüman tanımladık. İşte search kısmına geldiğimiz zaman burada işte buraya ne yaptık? Bakın bu bean'in içine bir tane constructor argüman ekledi. İşte bunu ekleyin. İşte ne yaptık? Bir tane daha şöyle sağ tuş constructor argüman getirdik. Bunun da name'ine name diyelim. Yine name value'suna bir isim verelim. İşte type'ına da bunun ne dedik? String dedik. Öyle Ctrl+C ile bunu bir kaydedelim. İşte search kısmına geldiğimizde bakın buraya bir constructor argüman tanımlamış olduk. Şimdi bunu eklediysek şu app'ye gelip şuraya bir tane şöyle CS out getirelim. CS out. İşte bunun içerisinde bir person'ı çağıralım. İşte bunu bir kaydettik. Şöyle çalıştırdığımız zaman işte constructor'da bizim tanımladığımız bakın person değerlerini ne yapıyor? Bize getiriyor. İşte constructor argüman var. Bir de property'miz var. Bunu bir yazın. Bunu da böyle adım adım gittiğimiz için şöyle yapalım. Yine
Bu Spring Sample 03'ü yine kopyalayalım. Yine paste dedik. Buna ne dedik? 004 dedik. İşte 004 dedik. Şimdi yine şu person klasımıza gelip buraya bir tane yine alan ekleyelim. Private int tax id dedik. Yine burada işte tax id'nin işte şu toString metodunu tekrar silip ne yapalım? toString işte tax id'yi de yazdırsın bize. Bir de tax id'yi şöyle set etmek için şuraya gelip yine sağ tuş search generate getiren setter dedik. Şu tax id'nin sadece set tax id yani getirini değil de setini getirelim. Şöyle yine bins XML'i açalım. Yine bins'e geldik. İşte bu person bin üzerinde yine sağ tuş şöyle property var. Bakın property ekledik. İşte burada property'mizin name'i ne olacak? Burada tax id tanımladık mesela. İşte value'suna da 3-2-1 diyelim. Ctrl-S dedik. İşte search kısmına geldiğimizde bakın buraya property olarak neyi ekledi bu bean'e? İşte şunlar constructor argüman. Bu da property. Böyle bir property eklemiş olduk. Yine bu app'ye gelip çalıştırdığımız zaman bakın burada tax id'yi de ne yaptı? Person kısmına eklemiş oldu. İşte bunu app'ye gelip çalıştırdığımız zaman yine ne yaptı? Şunlar constructor argümandan geliyor. Şu property'den geliyor. Şimdi şöyle biraz sunumlardan da işin mantığını oturtturalım. Bunu bir yazın çalış. Şimdi yine bunları bir ne yaptık? Kapattık. Yine şu projeyi böyle copy diyelim. Yine paste dedik. Buna da şöyle 005 diyelim. Şimdi buraya şu Spring Samples paketimiz üzerine gelip new class diyelim. Buraya bir tane class oluşturalım. İşte adres dedik. İşte adres diye bir class oluşturduk. Adres class'ımıza alanlarını belirtelim. İşte private işte string street private string postcode işte yine ne yapıyoruz? Bir tane şöyle generate constructor using file alanlar seçiliyken bir tane constructor oluşturduk. Yine toString şuraya gelip yine toString metodumuzu da generate toString işte toString metodumuzu da getirelim. Evet. Böyle yine bins kısmına geldik. Bins kısmına. İşte bu adres kısmını da yine ne yapacağız? Ayrı bir bin olarak şöyle bin'e gelip bakın new bin dedik. İşte bunun adres kısmına id'si yine adres
Adres yine klasımız neresi? Klasımız şöyle adres olsun, önemli değil, böyle bir çıkacaktır. İşte ID'sini ve klasını ne yaptık? Burada bir seçtik. İşte next dedik ve finish dedik. Buraya bir adres isminde ne yaptık? Bir ayrı bir neyi tanımladık? Bin tanımladık. Yine buna şöyle gelip constructor argüman tanımlayalım adres kısmına. İşte bunun name'ine bir tanesine street, işte şu value'suna da mesela biz Akdeniz Caddesi diyelim. Akdeniz Caddesi, Ctrl S. İşte yine bir tane daha constructor argüman getirelim. Yine bunun name'ine ne diyelim? Post code, bunun value'suna da 3430. Böyle bir iki tane, bir street bir de post code diye iki tane ne yaptık? Argüman tipini de tabi verebiliriz. Yani burada tip de tanımlanabilir. Yani sıkıntı değil. String tanımlanabilir. Tanımlamasak da olur. Şimdi bu ikisini ne yapacağız? Bir person sınıfında mesela çağırıp bir kullanacağız. İlk önce şu ikisini bir tanımlayın. Biraz bakın şu person'a, person üzerinde property olarak çağıracağız. İşte bunu property dedik. İşte bunun name'ine ne diyoruz? Adres. İşte bunun bakın şöyle ref diye bir kısım var. İşte referansı, bunu bir bean olarak tanımladığımız için şu adres bean'i, bunun referansı ne olacak? Adres olacak. Referansı bunun bir adresten gelecek. Yani oradaki şeyler. Value girmemize gerek yok. Şu D'yi bir tane daha getirelim. İşte bunu search kısmına baktığımız zaman, adres kısmına bakın. Bunu referansı ne? Adres bean'i. İşte değerleri nereden alacak bu? Şuradan alacak. Value girmedik. Şu adres binini ne yaptık? Referans olarak. Bu person kısmına gelelim yine. Bu buraya bir de ne ekleyelim? Şöyle private adres. Bakın şöyle adres alanını ekledik. Yine şurada adres alanını bir ekleyin şöyle. Bir şuraya ne yaptık? Geldik yine search. Generate getiren setir. İşte yine şurada adres kısmını set özelliğini bir ekleyelim. Yine şu toString kısmını ne yapalım? Şöyle şuradan generate toString dedik. İşte bu adres alanında ne yapsın? Buraya eklemiş olalım. Şu set adres ve toString bunu da ekleyelim. Şimdi yine böyle bir ne yaptık? APP'ye gelelim. APP içinde işte burada adres kısmını da şuraya şöyle adres eşittir şöyle adres case edelim. Yine context nokta get bin adres
Yine CS out'la adres kısmını şöyle bir yazdıralım. Böyle app'yi bir çalıştıralım. Bakın böyle ne yaptı? Hem adres kısmını da şu adresi yazdırdık. Hem de şu şey içinde bakın person içinde adres kısmı böyle bir ne yapmış oldu? Gelmiş oldu.